Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilgili böyle bir şey söyleyen şerefsizdir. Böyle iddia eden de öyledir. Böyle şey olur mu ya? Böyle şey olur mu? Çıkaralım. Türk Silahlı Kuvvetleri orada operasyon yapıyor dedin. Operasyon yapıyor. Etkisiz olan Tayyip Erdoğan'dı. Türkiye Cumhuriyeti hükümetidir. Bunu kastettim ben. Onun içindir 900 kilometre karelik sınırımızı kevgire çevirdiniz. Sayın Engin Altay'a ifade etmek isterim. CHP ne olur? CHP yerli ve milli bir parti olarak bence siyasetini öngörmeli. Öğrenecek halim yok ya. Aa lütfen. Lütfen ne biçim laf? Engin Bey. Bakın ben öyle değilsiniz demedim. Lafı anlamadan laf atıyorsunuz. Ben yerli ve milli bir parti olarak dedim. Altını çiz. Birleşime 5 dakika ara veriyorum. Hiçbir talep, teröriste masumiyet, terörizme meşruiyete dayanak olamaz. Burada herhalde bu meslek herkes hemfikirdir. İkinci bir konu, Türkiye'nin yıllardır mücadele ettiği, başına bela olan ama asla teslim alınmayacak Türkiye'nin terörle mücadele konusunda belli kararlılıkları olmalı. Belli tutarlılıkları olmalı. Barış odaklılıkta esas olmalı. Uluslararası ilişkiler bakımından bunu söylüyorum. Ve dış politika gerçekten milli olmalı. Gerçekten millilik şudur. İçeride ekonomide, sağlık, eğitim politikalarında çok münakaşa edebiliriz. Ama konu çevremiz Orta Doğu, bulunduğumuz coğrafi konumdan kaynaklı terör tehditleri ise iktidar artı muhalefet bir olmak zorundadır. Hep söylüyorum, bu konuyu fırsata çevirmek bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Yani bu şudur, bayrak vatan edebiyatıyla terörle mücadele edilmez, din iman edebiyatıyla edilmez, bu ülkede bu mecliste bulunan herkesin bu şanlı bayrağımızın özgürce sonsuza kadar dalgalanmasını istediğinden ben eminim. Türkiye'nin 780.500 kilometre karelik coğrafyasında farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görmek zorunda olduğumuz da kesin. Şimdi değerli arkadaşlar, 900 kilometrelik bir sınırımız var Suriye ile. Tam olarak 879 kilometre. Ve bazen 20 kilometre, bazen 30 kilometre, bazen 40 kilometreye kadar ulaşan bir derinlik var. Böyle bir bölge düşünün. Ve bu bölgede Rusya var, ABD var, Suriye Merkezi Yönetimi var, Türkiye var. Ve bu bölgede IŞİD, PKK, PYD, YPG, HTŞ, ÖSO ve SMO gibi örgütler var. İllegal yapılanmalar var. Terör örgütleri var. Bu terör örgütleriyle bazen bir başka ülke biriyle, bir başka ülke biriyle iş ve güç birliği yapıyor. Fırat'ın doğusu batısı çok konuştuğumuz bir meseledir. Fırat'ın hep gönlümü karıştırıyorum. Akdeniz tarafı batısında ne var? IŞİD var. Rusya var. Suriye Merkezi Yönetim var. Doğusunda kim var? Amerika Birleşik Devletleri, PYD, YPG. Doğru mu? Doğru. Sınır bizim. Ama biz bu coğrafyada 900 kilometrelik bantta etkisiz eleman gibiyiz. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müdahalesi var. Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin. Ama burada şüphesiz gerçekten bir tutarlılığa da ihtiyaç var. ÖSO'nun içinden birden çok başka örgütler çıktı. Suriye politikası şimdi küslük olmaz diyor beyefendi. E kardeşim 2011'de Bay Kemal söylediği zaman keşke biraz dikkate alsaydın. Suriye Merkezi Yönetimi'yle konuşmadan bu iş olmaz dedi. Şimdi küslük olmaz. Erdoğan, 11 yıl geçti ve sen şimdi 2011'deki söyleminden çark ettin. Küslük 11 yıl önce küslük olmaz deseydin de Türkiye'ye 4 milyon 4,5 milyon Suriyeli sığınmacı Türkiye'nin başına bela olmasaydı. 11 yıl önce küslük olmaz deseydin de 45 milyar dolarımız bu işe gitmeseydi. 11 yıl önce küslük olmaz deseydin de bu şehitlerimiz, gencecik evlatlarımız al bayraklı tabutlarda baba ocaklarına gelmeseydi kardeşim. Bunu söylüyoruz.
Bunu söylüyoruz. Ne var bu söylediğin? Peki, teşekkür ederim sen. Buyurun. Buyurun Özlem Hanım, buyurun. Sayın Başkanım, tabii Sayın Altay konuşma süresi farklı sebeple vardı. Doğrusu tartışmamız yarım kaldı. Şimdi tartışmamızla ilgili birkaç itirazımı söylemem lazım. Şimdi birincisi ben kendilerini aslında öven bir şey söyleyecektim. Yani yerli ve milli olduklarını ve buna devam etmelerini isteyecektim. Fakat kendisi biz bak hala aynı şeyi söylüyorsunuz. Tamam, cevap vermek mecburiyetindeyim. Sayın Başkanım, bakın şu üsluba dayanamıyorum. Bir defa bana senden mesela tahammül edemiyorum. Aynı şeyi Grup Başkan Vekili Engin Altay Bey de yaptı. Lütfen, birbirimize kızabiliriz ama senden mi öğreneceğim sözünü bir kez daha duyuyorum milletvekili arkadaşımızdan. Bunu şiddetle reddediyorum. Benden öğrenirsiniz, öğrenmezsiniz, paşa gönlünüz, keyfiniz bilir. Fakat ben burada fikrimi söylerim. Tamam, buyurun. Lütfen bir saniye bitireceğim Sayın Başkanım. O yüzden ve benim söylediğim şeyi daha anlamadan o kadar alışılmış ki tepkisel cümleler söylenmeye, söylediğim şey kendilerinin lehine olduğu halde buyurun, buyurun toparlayın. Son derece kaba bir şeyle cevapla karşılaşıyorum. Laf atılırken de dahil olmak üzere bu üslubu reddediyorum. Kaldı ki biz burada yaptığımız konuşmada Sayın HDP Grup Başkan Vekili ile biz konuşuyorduk. Yani mesele birden bambaşka bir yere gitti. O yüzden usul esastır. Bu manada buna dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Devamında da şunu söyleyeceğim. Şimdi Sayın Altay konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni çok değersizleştiren bir ifade kullandı. Eğer etkisiz eleman diyorsunuz daha ne olacak ki? Bunun daha ağırı ne ben merak ediyorum. Eğer Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri bu operasyonları yapmamış olsaydı, bakın terörün sayısı bu kadar düşmüş olamazdı. Şu an eğer sınırlarımızın içerisinde bu kadar azalmışsa teröre dair saldırılar, bunun en önemli sebebi Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Ve hiçbir askerimizin, ordumuzun bu şekilde değersizleştirilmesine ve bunun aleni olarak bu şekilde ifade edilmesine biz AK Parti grubu olarak asla ve kata müsaade edemeyiz. İfade etmek isterim. Teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun. Buradan ya. Buradan peki daha iyi. Şimdi siyasette polemik vardır. Çok normaldir. Ama çirkin siyaset yoktur. Yoktur. Özlem Hanım, siz ya benim dediğimi dinlemediniz, anlamadınız. Belki bir anlama sorunuz var. Ben bölgede bir dinler misiniz? Bir dinler misiniz? Bir dakika arkadaş. Ben bölgede Rusya'nın varlığından, Amerika'nın varlığından, Suriye Merkez Yönetimi'nin varlığından ve Türkiye'nin varlığından söz ettim. Türk Silahlı Kuvvetleri'yle ilgili böyle bir şey söyleyen şerefsizdir. Böyle iddia eden de öyledir. Böyle şey olur mu ya? Böyle şey olur mu? Çıkaralım. Türk Silahlı Kuvvetleri orada operasyon yapıyor dedim. Operasyon yapıyor. Etkisiz olan Tayyip Erdoğan'dı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'dir. Bunu kastettim ben. Onun içindir 900 kilometre karelik sınırımızı kendine çevirdiniz. Türkiye'yi terörist... Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Turan. Buyurun Sayın Turan.